Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili çocuklar, masalımız dua ile ilgili. Sonuna kadar dinlemeyi unutmayın. Ahmet sabah erkenden uyandı. Bugün ödevini yapmak için kütüphaneye gidecekti. Ailece kahvaltı yaptıktan sonra işe gitmek üzere hazırlanan babasına kendisini kütüphaneye bırakıp bırakamayacağını sordu. Babası, "Hayırdır Ahmet, bugün erkencisin." "Evet babacığım, kütüphanede çalışacağım için heyecanlıyım. Ödevimi en iyi şekilde hazırlamak istiyorum." "Ödevinin konusu ne Ahmet?" "Duaların insan hayatındaki önemi babacığım. Bu konuyu en güzel şekilde hazırlayacağına inanıyorum. Hadi o zaman acele edelim de bir an önce kütüphaneye yetişeyim," dedi Ahmet. Arabaya bindiler. Kütüphaneye gittiler. Ahmet babasına çıkışta kendisini alabilirse çok mutlu olacağını söyleyerek hemen kütüphaneye girdi. Konuyla ilgili kitapları nerede bulabileceğini kütüphane görevlisine sordu. Sonra çalışabileceği bir masaya oturdu. Kitaplar hazırlanınca alıp okumaya başladı. Kitaplara o kadar dalmıştı ki bir ara masasına orta yaşlı bir amcanın oturduğunu fark etti. Önündeki kitapları inceliyordu. Ahmet'in kitaplara kendini çok kaptırmış olduğunu görünce çok sevindi. Okumaya bu kadar meraklı küçük bir kitap severi görünce sevincini saklayamadı. Ahmet'i kitaplara ve çalışmaya olan bu merakından dolayı tebrik etti. Ona ne araştırdığını sordu. Ahmet, "Duaların insan hayatındaki önemini araştırıyorum," diye cevap verdi. "Güzel bir konu. Okul ödevi mi?" "Evet, yarına kadar yetişmesi gerekiyor." "İstersen sana yardım edebilirim. Ben emekli bir öğretmenim. Boş vakitlerimde buraya gelip kitapları inceliyorum. Yeni çıkan kitapları buradan takip ediyor ve burada okuyorum." "Ahmet, buna çok sevinirim. İsminiz nedir?" "Benim adım Yavuz. Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım da Ahmet. Şimdi ödevinle ilgili özellikle merak ettiğim bir şey varsa onu cevaplamaya çalışalım Ahmet." "Evet Yavuz amca. Bizler dua ediyoruz ya hani. Ama bazen dualarımız kabul olmuyor. Bunun sebebi nedir?" "Ahmetciğim, dualarımız kabul olmuyor diye düşünmemek lazım. Çünkü Allah dua edin, ben de kabul edeyim diyor. Böyleyken dualarımızın kabul olmadığını düşünmek yanlış olur. Dualarımızla istediğimiz şeyler hemen olmayabilir. Bu zamanının henüz gelmemesiyle ilgilidir. Çünkü bazı şeylerin zamanını biz bilemeyiz. İstediğimiz şeyin bizim için iyi olup olmadığını da bilemeyiz. Bizi yaratan her şeyin en iyisini bilir. Dua ettim ama istediğim olmadı," diyerek dua etmeyi bırakmak da olmaz. "Şunu unutma Ahmet, mutlaka her duaya bir cevap vardır. Yani yaptığım bir dua o an için kabul olmadı diye dua etmeyi bırakmamalıyım, öyle mi?" "Evet Ahmetciğim. Duanın kabul edilmesinde acele etmemek gerekir. Bazen Allah insanların sabrını dener. İstediğimiz olmadığı zaman dua etmeyi bırakmak da sabretmediğimizi gösterir. Ümitsizliğe düşmeden sabırla sonucu beklemek en doğru davranıştır." "Sanırım doğru söylüyorsunuz Yavuz amca. Hiç böyle düşünmemiştim. Bak, örneğin çocukluğumda keşke öğretmen olsam demiştim. İlerleyen zaman içinde de bu isteğim oldu. Demek ki çocukken içimden geçirdiğim samimi bir istek ileriki zamanlarda karşıma çıktı." "Aa, şimdi daha iyi anladım söylediklerinizi," dedi Ahmet. "Yani Ahmet, dua ederken Allah'a sonsuz bir şekilde güvenmemiz gerekir. Biz dua ederken biliyoruz ki O her şeyi yapabilecek güce sahiptir. Dua eden insan, Allah'ım ben senin emrindeyim, ne dilersen onu yap demektir. Çünkü Allah bizi her an dinlemektedir. O istediklerimizi bilir. Bildiği için de
bize isteme duygusu vermiştir zaten. Bazen çok istediğimiz bir şey bizim için faydalı olmayabilir. O yüzden her duanın karşılığını illa alacağız diye de düşünmemek gerekir. Ahmet biraz düşünerek, o zaman biz dua ederken Allah'ın hoşuna gitmeyecek şeylerden bizi uzak tutmasını, onun istediği gibi bir insan olmayı dilemeliyiz, öyle mi? Evet, bizi daha iyi bilen Allah'ımız bize istediğimizden daha da iyisini verebilir. Sadece istediğimizi de verebilir veya hiçbir şey vermez. Ama vermedi diye niye vermedi diyemeyiz. Biz dua ederken kendimizi bizi yaratana teslim ediyoruz. Kalbimizi, düşüncelerimizi, hayallerimizi. Allah'ım, sen en iyisini bilensin. Benim için dilediğin her şeye razıyım. Beni koru demeliyiz. Dua edene cevap verebilecek sadece Allah'tır. O her şeyi bilir. Ahmet, Allah'ım yararlı olmayanı bize verme dedi. Yavuz öğretmen de amin dedi içtenlikle. İyi ki size rastladım Yavuz amca. Beni bilgilendirdiniz. Olaylara farklı bakmamı sağladınız. Sayenizde ödevimi daha kolay yapacağım. Kafamdaki soruları cevapladınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah'ım sizin de işlerinizi kolaylaştırsın, dedi. Bir şey değil Ahmetciğim. Seninle tanışmaktan gerçekten çok mutlu oldum. Ben hafta sonları kütüphaneye geliyorum. Vakit buldukça sen de gel. Seninle görüşmek, konuşmak beni de mutlu eder, dedi. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştı Ahmet. Babası çoktan gelmiş, kütüphanenin otoparkında onu bekliyordu. Arabaya doğru giderken Yavuz öğretmenle tanışmanın ve yeni öğrendiği bilgilerin sevincini yaşıyordu Ahmet. Evet sevgili çocuklar, unutmayın, dua Allah'la konuşmaktır. Her şeyin en iyisini Allah bilir ve bizlere yardım edebilecek de Allah'tır. Biz çalışıp gayret edip sabrederek ellerimizi açıp yalnız ve yalnızca Allah'tan isteyerek dua etmeliyiz. Ama unutmayın ki her duamız kabul olacak diye bir şey yok. Bazen sabretmek de önemlidir. Bizim için neyin iyi olup neyin iyi olmayacağını Allah daha iyi bilir. O yüzden siz dualarınızı hiç eksik etmeyin. Sürekli dua edin. Allah sizin için iyi olanı zaten kabul eder. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.